Merhaba değerli izleyenler. Bugün programımızda ilginç bir tespit yapacağız efendim. Kulaklıkla dolaşan vatandaşlarımızı tek tek durdurup hangi tür müziği dinlediğini soracağız. Bakalım Konya insanı ne dinliyor? Programımız başlıyor. Şu an hangi müziği dinliyorsunuz? Hangi müzik dinliyorum? İsmi nedir? Calvin Harris, Sweet Nothing. Merhaba, ne dinliyorsunuz? Yok, telefonla konuşuyorum şu anda. Tamam. Şu an ne dinliyorsunuz? Esineriz. Hangi müziği? Kötü şeyler. Hep bu tarz müzik mi dinlersiniz? Yani. İnsan neden müzik dinleme ihtiyacı duyar? Yani ruhumuzu dinlendiriyor. Ne zamandan beri müzik dinlemeyi keşfettiniz? Küçüklüğümden beri hep dinlerim. Bu aralar hep böyle. Okul psikolojisi mi? Yani sınavlar falan iyi geliyor. Merhaba. Merhaba. Şu an ne dinliyorsunuz? Mabel Matisse, gel. Ne zamandan beri böyle müzik dinliyorsunuz? Çok dinlemem aslında. Hangi tür müzikleri daha çok dinlersiniz? Türkü. İnsanın ruh haline göre müzik zevki değişebilir mi? Kesinlikle değişir. Siz ne zamandan beri böyle müzikler dinliyorsunuz? Mesela türkü sevdiğinizi söylediniz ama şu an pop dinliyorsunuz. Türkü severim ama şu an o denk geldi. Arada böyle birkaç tane atıyorum. Yani şu an onu dinliyorum. Peki. Tamam, telefonla konuşuyorum. Tamam, peki. Merhaba. Merhaba. Şu an ne dinliyorsunuz? İngilizce şarkı dinliyorum. Hangisi? Radyo Fenomen'den dinliyorum. 97.0. Ne tür müzikler dinlersiniz genel olarak? Genel olarak işte İngilizce, bazen pop dinlerim. Yani böyle özellikle bir sanatçı yok. Yabancı müzik dinlemenizin bir amacı var mı gayesi? Birazcık İngilizce öğrenmek için, birazcık da sevdiğim için yani. Melodileri olsun, her şeyi çok seviyorum. Yani İngiliz olan her şeyi çok seviyorum. Merhaba. Merhaba. Ne dinliyorsunuz? Valla Fransız müziği dinliyorum ya. Fransa'dan geliyorum da onun için. Ne tür müzikler dinlersiniz genel olarak? Ne bileyim, böyle rap dinlerim. Fransa'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Türkçeyi güzel konuşuyorsunuz. Ne zaman öğrendiniz? Küçük yaştan beri. Annem, babam Türk de. Ama işte Fransa'da yaşadığımız için küçük yaştan beri orada. Siz de Türksünüz. Evet, ben de Türk'üm. Annem dinler, ben de Türk'üm. Yani. Türk müziklerinden dinledikleriniz var mı? Dinliyorum ama hep ilahi şarkılar. İlahi dinliyorum. Yani böyle Mustafa Ceceli falan dinlemiyorum. Hangi tür müzikleri dinlemekten hoşlanırsın? Abla, yani müzik türü, yani beste dinliyoruz. Beste. Konyaspor'un ya da aşk için yazılan. Yani bir şarkı değil bizim dinlediklerimiz. Daha çok marş. Yani, takım marşları mı dinliyorsun? Aynen. Takım marş. Merhaba. İşe yetişmem gerekiyor, kusura bakma. Hangi tür müzik dinlemekten hoşlanırsınız? Hangi tür olsun? Türk sanat müzikleri. Müzik zevki değişebilir mi insan hayatında? Müzik zevki, ya bazı müzikler olur, arada sırada denk gelir. İnsan sevebilir yani. Nasıl diyeyim? Her zaman insana göre bağlı değildir de, İnsanın yaşadıklarına göre de bağlı olabilir bazı müzikler. Müzik dinlemeyi ne zaman keşfettiniz? Bunu keşfetmesi olmaz ki, zaten doğduğumuzdan beri müzik dinleriz. O normal bir şey. Belli bir dönemden sonra müzik dinleme türünü değiştirdiniz mi? Hep mi Türk sanat dinliyordunuz? Yok, her zaman Türk sanat dinlersem yani yalan olur. Yani arada sırada pop olur, yabancı olur. Öyle yani, her zaman değişiyor. Favori sanatçınız var mı? Favori sanatçımız, valla bugünlerde Ebru Gündeşlerim. Hangi şarkısı? Araftayım, çok güzel. Arkadaşlar, merhaba. Merhaba. Hangi tür müzik dinlemekten hoşlanırsınız? Pop. Her zaman mı? Evet. Neden pop müzik? Ya bilmiyorum, daha çok hoşuma gidiyor. Bu aralar mı pop müzik, yoksa değiştirdiniz mi müzik türünü? Yok, her zaman böyleydi. Diğer müzikler çıktığı zaman ya da siz bir alanda, bir ortamda olduğunuz zaman o müzikler çıkınca ortamı nasıl ayak uyduruyorsunuz? Yani elimde olan bir şey değil. Yani terk mi ediyorsunuz, ortama uyum mu sağlıyorsunuz? Yani uyum sağlıyorum tabii, terk ettim. Müzikleri dinlersiniz? Yabancı. Hangi sanatçılar? K391, ondan sonra Skrillex, başka Tovelo. Her zaman mı yabancı müzik dinliyorsunuz? Her zaman. Az önce de dinliyordum, kapattım hatta. Türk müziklerinden en çok beğendikleriniz hangisi? Gürkan Uygun'un Bu Şehir Girdap Günü.
Favori sanatçınız var mı? Tuğla, yabancı. İnsan ruh haline müzik zevkini değiştirebilir mi? Yani siz yabancı müzik dinlemek istemeyip başka tür müzik dinlemek istediğiniz zamanlar oluyor mu yaşadığınız olaylardan dolayı? Hayır. Mesela çok dertlendiniz, o gün arabesk dinlemek istiyorsunuz. Hayır, dinlemem kesinlikle. Mutlu olmak istiyorsunuz, o gün pop müzik dinlemek istiyorsunuz. Evet, yani sürekli dinlediğim şarkıları dinlerim, illa arabesk dinlemem yani. Merhaba. Merhaba. Şu an ne dinliyorsunuz? Yabancı. Kimi? Vallahi Pitbull olması lazım. Genellikle hangi tür müzikleri dinlersiniz? Full yabancı oluyor ama. Özel bir sebebi var mı? Yok. Peki, teşekkür ederim. Şu an ne dinlediğini öğrenebilir miyiz? Hiç bilmiyorum ki. Hangi tür müziği dinliyorsun? Pop, rock. Ay, şey neydi? Halide, halide. Yok, hayır. Rap müzik mi? Rock mı müzik mi? Hangisi? Rap. Şu anda rap mi dinliyorsun? Ya. Bir dakika, kıyamadım. Müzik var galiba. Rap mi dinliyorsun? Evet. Bu şu an pop müzik. Pop. Karıştırdım. Tamam. Şimdi sen en çok hangi tür müzikleri dinlemeyi seversin? Pop. Niçin pop? En sevdiğim onlar yani. Peki, çok canım, seviyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Hangi tür müzikten hoşlandığını sorabilir miyiz? Pop müzik. Niçin pop müzik? Kulağa da hani zevke göre biraz da ya. Fark etme, hepsini dinliyorum ama. Ruh haline göre farklı müzik türleri de dinliyor musun? Evet. Hangilerini? Ya değişiyor, hani belirli bir müzik yok. Sürekli dinlediğin bir sanatçı var mı? Mustafa Ceceli. Hangi tür müzikten hoşlandığınızı sorabilir miyiz? Karışık. En çok hangilerini dinlersiniz? Murat Ceceli. Deniz Seki. Onlar. Daha çok pop müzik. Evet, pop. Hı-hı. Yeni müziklerden hoşlanıyoruz. Çok güzel yeni müzikler. Hangi tür müzik dinlemekten hoşlanırsınız? Ruh halime değişiyor. Türkçe pop dinliyorum, yabancı dinliyorum. Gerekirse Türk sanat müziği, onu da çok seviyorum. Yani genelde ruh halim hangisini daha çok isterse onu daha çok dinliyorum. Hangi tür müzikleri dinlemekten hoşlanırsınız? Daha çok pop. Değişiyor mu zaman zaman? Değişiyor. Ama daha çok pop dinliyorum. Sevdiğiniz bir sanatçı var mı? Var. Ama şu an aklıma gelmiyor. Birçok sanatçı dinliyorum. Şu an ne dinliyorsunuz? Şu an müzik dinliyorum. Kimi dinliyorsunuz? Kimi dinliyorum? Yabancı bir şarkıcı. İsmi? İsmini tam hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Sia dinliyorum. Genellikle hangi tür müzikleri dinlersiniz? Yabancı pop. İnsanın belli bir yaştan sonra müzik zevkinde değişiklik yapması mümkün mü? Bilmem, bence mümkün. Yani neye göre değişir müzik zevki? Neye göre değişir? Yaşadığı duruma göre ya da bilmiyorum. Ne dinliyorsunuz? Ozan Oğuz. Hangi tür müzikten hoşlandığınızı sorabilir miyiz? Pop. Aynı anda pop müzik. Her zaman mı pop müzik? Yani. Değişen durumlar oluyor mu? Başka tür müziğe yöneliyor musunuz zaman zaman? Bazen slow oluyor. Yavaş pop. Evet. Değişmiyor. Pop'tan vazgeçemiyorsunuz. Hayır. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Hangi tür müzikleri seviyorsunuz? Arabesk, halk müziği, ilahi dinlemeyi çok seviyorum. Şimdi ebeveynler hangi tür müzikleri dinlerse çocuklar da genellikle o tarz müziğe meyilli oluyor ya da ona benziyor. Doğru mu? Doğru. Sizin çocuklarınız hangi tür müzikleri dinliyor? Benim kızım, büyük kızım da benim gibi dinliyor ama küçüğüm pop dinliyor. Arabesk ağırlıklı. Evet. Mutlu olduğunuz zaman da arabesk dinler misiniz? Çok seviyorum ve onu dinlerken gerçekten çok mutlu oluyorum. Mesela 42'ye bindiğimde uzun ya, bir saat yolu gittim de hep kulaklıkla dinleye gidiyorum. Genelde arabesk dinleyen insanların içe kapanık olduğu söylenilir, doğru mu? Hayır. Gayet ben bak şu anda hem kanserim hem çok da neşeliyim.
değil mi? Rabbim şifanızı versin. Amin, amin. İnşallah Cemil Cümleten. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür Allah ediyorum. Çok teşekkür. Hangi tür müziği dinliyorsunuz? Vallahi her türlü müzik dinliyoruz yani. Şu an ne dinliyorsunuz? Vallahi şu anda düz arabesk dinliyoruz. Her zaman arabesk mi dinlersiniz? Yok, karışık. Karışık. Müzik dinleme türü neye göre değişebilir? Vallahi her türlü yani. Sana kalmış bir şeycik yani. Sen istediğini dinleyebilin yani. Şu an mutlu musunuz? Mutlu olduğunuz için mi arabesk dinliyorsunuz? Evet. Peki insan dertli de olabilir. Evet. O zaman da mı arabesk dinliyorsunuz? Yok, çoğu başka bir şey dinler. Çoğu arabesk dinler. Efendim, şimdi biz vatandaşlarımıza bir sanatçımızı soracağız. Bakalım bilebilecekler mi? Devam ediyor. Merhaba. Merhaba. Şu an size bir müzik dinleteceğim. Kime ait olduğunu bilmeye çalışacaksınız. Tamam. Bulabildiniz mi? Biraz daha dinleyin. Kim olabilir? Şarkının ismi? Hiç dinlemediğim tarz. Ben böyle şarkı hiç dinlemem ki. Siz ne tür müzik dinlersiniz? Özgün müzik. Kimleri daha çok? Nurettin Rençber, Namık Kaya. Biraz daha türküye yönelik. Biraz. Teşekkür ederim. Size bir müzik dinleteceğim, onu bulmanızı isteyeceğiz. Tamam? Tamam. Beraber dinleyeceksiniz. Yine ölümsüz aşk bende. İstemem ayrılık. Ayda Pekka. Hangisi? Şarkısını bilmiyorum. Sanatçı ismi doğru. Hangi şarkısı? Bilmiyorum. Abi fikrim. Hangi tür müzikleri dinlersiniz? Slow. Pop? Yok. Yavaş ama hangi tarz? Slow, Yıldız Tilbe. Yani o tarz. Siz? Dinlerseniz bulacaksınız bence. Dünyaya seninler gelmiş gibiyim. Sensiz yaşamayı. Dert bende derman. Evet. Tebrik ederim, bravo. Ajda Pekkan, Dert bende derman sende. Hangi yılda söylediği hakkında bilginiz var mı? Kaç yılında seslendirdi bu şarkıyı? 2014 sanırım, değil mi? 2015. Tekrar aranje, düzenleme yaptı ama biz ilk seslendirdiği yılı soruyoruz. Bilmiyorum maalesef. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim, iyi günler. İyi günler. Efendim, bugün programımızın sonuna geldik. Konya halkı ne dinliyor sorusunu gündeme getirdik. Aldığımız cevaplardan en çok Türk pop müziği ve yabancı müzik dinleniliyor. Farklı bir konuyla tekrar görüşmek üzere efendim, hoşça kalın.